Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 2022 yılında Konya genelinde hayata geçirdikleri yatırımlarla ilgili değerlendirme toplantısı yaptı. Çalışmalar kapsamında Konya'nın tarihi dokusunu koruyarak modern bir bakış açısının getirileceği Darül Mülk Projesi'nin detaylarından da bahseden Altay, 7,5 milyar yatırım bedelli Darül Mülk projesiyle Selçuklu başşehirini yeniden ihya edecek ve medeniyet mirasımıza eşsiz bir değer katacağız dedi. Belediyecik adına her anlamda önemli çalışmalar yürütüyoruz. Belediyecinin temeli altyapı çalışmalarıdır. Konya gibi büyük bir coğrafyada özellikle su kanalizasyon arıtma tesisi, yolların yapılması, parke yapılması işleri bizim için çok kıymetli ve önemli ama bir taraftan da ifade ettiğiniz gibi Konya'nın turizminin yeni merkezlerinden birisi olması için çok ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Toplamda 20 ayrı proje yürütülüyor. Bunların bir kısmı tamamlandı, bir kısmı proje aşamasında, bir kısmının da hazırlıkları gerçekleştiriliyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay toplantıda ayrıca Türkiye'nin en büyük ahşap kamu yatırımı olan Çatal Uyuk Tanıtım ve Karşılama Merkezi'nde gelinen son durumu da basın mensuplarıyla paylaştı. Altay, yaptıkları çalışmalarla 10 bin yıla yakın bir geçmişe dayanan Çatalhöyü'nün tanınırlığını arttırmayı amaçladıklarını belirtti. Çatalhöyük Konya'nın önemli markalarından birisi. Bundan 10 bin yıl önce insanların şehir hayatına geçtiği yer olan Çatalhöyük'teki UNESCO tarafından belgelenmiş bir yerdir. Önemli bir karşılama merkezi inşa ediyoruz. Toplam 4000 metrekarelik alan ile Türkiye'nin en büyük ahşap kamu binası inşa ediliyor. Ve gelen ziyaretçilerimize geçmişten itibaren Çatalhöyük'ü anlatacak önemli bir karşılama alanına kavuşmuş olacağız.